Değerli arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir videoyu paylaşmış oluyoruz. Bu videomuz 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları. Arkadaşlar hemen sorularınıza geçelim isterseniz ve soru 6'ya kadar olan sorular. Yani soru 2, soru 3, soru 4, soru 5 ve soru 6'yı bu iki metne göre cevaplayacaksınız. Ekrandaki iki metne göre cevaplayacaksınız. Burada arkadaşlar birinci metin ve ikinci metin olarak verdik ve dikkat ederseniz her iki metin de şiirden alınma. Yani birinci sorudaki metinler gibi değil. Burada her ikisi de şiirden alınma. Acaba neler çıkacak karşımıza? Hadi bakın gelin onu çözelim. İkinci sorumuz şöyle, şiirle ilgili. Açık ve örtük iletiye her iki parçadan, her iki şiirden örnek veriniz. 5 örnek veriniz. Hemen açık ve örtük iletileri bir hatırlayalım mı arkadaşlar? Hatırlayın, videolarımızda da var, kanalımızdaki videolarımızda da işlemiştik. Ders kitabı konularını, cevaplarını işlediğimiz videolarımız vardı kanalımızda. İzleyen arkadaşlar hemen hatırlayacak. İzlemeyenler onları izlesin muhakkak. Ders kitabımızdaki, Milli Eğitim ders kitabındaki, Edebiyat 9. sınıf ders kitabındaki soruları işlediğimiz videolarımız var. Orada da işlemiştik. Şimdi burada bu sorular üzerinde de işleyelim. Açık ileti nedir? Ona gelelim. Açık ileti söylendiği zaman, ileti karşı tarafa iletildiği zaman herkesin aynı şeyi anladığı iletilere biz açık ileti diyoruz arkadaşlar. Kapalı ileti ne diyoruz? Kapalı ileti ise söylendiği zaman herkesin aynı şeyi anlamadığı, tamam mı? Açıklanmaya muhtaç iletilere de örtük veya kapalı ileti diyoruz. İki ifadesi var. Örtük ileti veya kapalı ileti. Fark etmez. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Örtük iletilerde genellikle çağrışımlar, mecazlar yer alır arkadaşlar. Söylendiği zaman herkes farklı şeyler anlayabilir, algılayabilir. Tamam mı? Dolayısıyla burada örtük iletileri bu metinlerde ve açık iletileri bulmaya çalışacağız. Genellikle arkadaşlar örtük iletiler şiirlerde yer alır, sanatsal metinlerde yer alır. Şimdi birazdan bir soru işleyeceğiz. Hocam bak şiirlerde dedin, ikisi de şiir, ne olacak? İşte birazdan onunla ilgili bir soru gelecek. Niye böyle dedik? Bunu açıklayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar şiirdeki açık ve örtük iletiye gelelim ve bununla ilgili bir sırrı verelim. Şimdi arkadaşlar burada şakaklarıma kar mı yağdı? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Yağmurlu karanlık bir düşünce. Bunlarda sevgili öğrencilerim örtük ileti var. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın şakaklarımıza kar mı yağdı, şakaklarıma kar mı yağdı derken şakaklar şu bölüm arkadaşlar. Burada aslında beyazlanmaları ne yapıyor? Anlatıyor. Yani buradaki saçlarımıza ak düşmesini, beyazlanmasını anlatıyor. Normalde karın oraya yağmasını anlatmıyor. Neden böyle düşman görünürsünüz? Dost, yıllar yılı dost bildiğim var. Arkadaşlar aynalar dost veya düşman olur mu? Olmaz. Ayna bir insan mı? Bir varlık mı? Bakın biraz sonra söz sanatlarını göreceğiz. Şiirle ilgili. Burada acaba ne var? Birazdan cevap. Yağmurlu karanlık bir düşünce. Düşünce yağmurlu olur mu? Karanlık olur mu? Düşünce. Örtük. Bunlar açıklanmaya muhtaç değil mi arkadaşlar? Güzel. Gelelim şimdi açık iletilere. Açık mesajlara. Çizgili yüz. Yüzümüzde çizgiler oluşur. Yani derimiz çizgi çizgi olmuş olabilir. Herkes bunu anlar. Gözler altında mor halkalar, morlaşmış ol. Bakın benim de oluşuyor, yaş ilerliyor arkadaşlar. Kar yağıyor üstümüze inceden. Evet, ince ince kar yağabilir üstümüze. Buradaki yağış, kar şeklinde yağışı kastediyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da açık ileti mevcut. Dolayısıyla bu şekilde hocamız bir soru sorduğu zaman, bu belki benzeri aynısı da gelebilir veya buna benzer bir şiir de verebilir. Oradan biz ne yapabiliriz? Açık mı iletimi bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuyu ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Peki gelelim bir diğer soruya. 3. Metinlerde geçen kar, karanlık ve yüz sözcüklerini
anlam bakımından inceleyiniz. Hadi gelin inceleyelim. Arkadaşlar, birinci metindeki kar mecaz anlamlıdır. Bak, şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgi diyor? Bak, dikkat et. Kar mı yağdı, ne var? Kar. İkinci metindeki kar ise nedir? Gerçek anlamlıdır arkadaşlar. Dikkat edin. Kar inceden yağıyor üstünüze, değil mi? Karanlık kelimesine gelelim. Şimdi karanlık ikinci metinde kullanılmış, mecaz anlamlı. Karanlık düşünce olur mu arkadaşlar, bakın? Düşünce, karanlık düşünce. Mecazlı. Burada aslında hoş olmayan düşünceleri, kötü düşünceleri, başkası hakkındaki istenmeyen düşünceleri. Anladınız siz. Birinci metindeki yüz kelimesi. Gerçek anlam. Yüz. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Allah'tan henüz çizgiler oluşmamış bende. Biraz belki alında var diyelim. Yaş ilerliyor çocuklar. 32 yıllık öğretmeniz. Değil mi? Yaş 50'yi geçti. Dolayısıyla birinci metindeki yüz de nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Hocamız böyle bir soru sorduğu zaman, yani kelimenin anlamına göre hemen ne yapıyoruz? Veriyoruz. Arkadaşlar, her iki metinden imgesel, çağrışımsal dört ifade yazınız demiş sorumuz. Size daha doğrusu sordum. Bu sorular bana ait arkadaşlar. Cevap dörtte ise şunları verebiliriz. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Yağmurlu karanlık bir düşünce. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bunları arkadaşlar imgesel ve çağrışımsal ifadeler olarak verebiliriz. Sebebini şimdi 5. soruda yapacağız. Niye? Ben bir tane fazla verdim. 5 tane. Hocamız ya Metin Külümoğlu hocanız 4 tane istemiş. Siz bu 5'ten 4'ünü yazın. Ben şu ikinci şiirdeki bir ifadenin, mısranın hakkı geçmesin diye böyle 5 tane verdim arkadaşlar. Ve geliyoruz en önemli, en güzel sorumuza arkadaşlar. Her iki metinde ön plana çıkan söz sanatlarını yazınız. Evet, söz sanatları hangileridir yazınız. Evet, hemen geliyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili öğrencilerim. 1. Tecahül-i arif sanatı. 2. İstifham sanatı. 3. İstiare sanatı. Bunlar var. Hemen arkadaşlar bunları bir görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, isterseniz bunları bir rengini değişeyim. Kırmızı yapayım. Bakın. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Dikkat ediyor musun? 1. Tecahül-i arif. Niye tecahül-i arif? Arkadaşlar, şair bilmiyor mu şakaklarına kar yağdığını? Biliyor. Ama bu kar bizim kastettiğimiz kar mı? Bak, bilip de bilmezden geliyor. 2. Bu kar kelimesi aynı zamanda nedir? Bir istiaredir. Değil mi? Normalde orada kastettiği nedir? Beyazlık, beyazlama. Ama bak, beyazlamayı söylemiyor. Kar şeklinde ifade ediyor. Yani kendisine benzetilenle söylüyor. Benzetme unsurlarından sadece biri. Yani ana unsurlarından sadece biri. Kendisine benzetilen ve benzeyenle ne yapılır? Arkadaşlar, istihare yapılır. Sadece birisiyle ama. Ya benzeyenle yapacağız ya kendisine benzetilenle. Burada kendisine benzetilenle yapıldığı için aynı zamanda burada ne yapılmış? Bir istihare de yapılmış. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla burada benzetme sanatını da görüyoruz aynı zamanda. Tecahül-i arif toplamını ele alırsak, istifham, teşhis, istihare ve benzetme sanatlarını. Burada şakaklarıma kar mı yağdı, ne vardı? Hem istifham hem de istihare var diyebiliriz. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Gene bir istifham yapıyor. Tabii ki senin yüzün. Kimin yüzü olacak? Ama bilmezden geliyor. Burada çok önemli bir soru arkadaşlar. Eğer şiirde çocuklar, sanatsal metinlerde soru yönelterek cevap isteme kastı uyandırmadan, cevap isteme kastı olmadan soru soruyorsak buna istifham sanatı diyoruz. Aynı zamanda bu gibi sorularda tecahül-i arif de var. Eğer sanatçı bildiği şeyi bilmezden geliyorsa, bak, bildiği bir şeyi bilmezden geliyorsa ve soru sorarak
bunu da ifade ediyorsa aynı zamanda tecahili arif sanatı da var. Tecahili arif bilinçli bir şekilde bilmiyormuş gibi davranmak demek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu dikkatli bir şekilde kavrayın. Evet, gene arkadaşlar yağmurlu karanlık bir düşünce derken gene bakın mecazlı bir söyleyiş ve bir istihare yapıyor. Neden böyle düşman görünürsünüz derken aynalar yıllar yıl dost bildiğim aynalar derken aynayı kişiselleştiriyor. Ayna dost veya düşman olabilir mi arkadaşlar? Değil mi? Olmaz. Burada da dolayısıyla arkadaşlar benzetmeyle beraber bir teşhis sanatı yani kişileştirme sanatı var. Ama ağırlıklı olarak öncelikle teşhis. Bunun yanında dostlarını aynayı düşmana benzetme, dosta benzetme. Tamam mı? Ama ağırlıklı olarak teşhis. Bunları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir incelik söyleyeyim. Bir şiirde tek bir sanat olabileceği gibi bir mısrada birden fazla sanat da kullanabilir şair. Bir, ağırlıklı olarak ön planda kullandığı bir sanat vardır. İki, onun yanında daha hafif bir sanat vardır. Tamam mı? Onun için biraz önce söylediğimi bu anlamda da ne yapın? Değerlendirin. Evet. Böylelikle sanatlarımızı da ne yaptık? İfade ettik. Şimdi gelelim biraz önce bir soru sormuştum. Hatırlar mısınız? Hani demiştim ki örtük ileti, açık ileti kavramı. Bakın şimdi burada onu açıklayacağım. Bu meseleyi açıklayacağım. Diyor ki iki metni düz yazıya çevirirsek anlam kaybı hangisinde en az olur? Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı da örnek sorularda şiir metnini düz yazıya çevirtiriyor size. Biraz sonra videonun sonunda o örnek soruları çözerken göstereceğim. Ama burada ben daha incelikli bir soru soruyorum. Yani Milli Eğitim'in sorusu da çok güzel. Benim bu sorun da çok güzel. Şimdi sebebini açıklayacağım. Evet, şimdi bu iki metni, yani bu iki şiir metnini bakın. Düz yazıya çevirdiğimizi farz edelim. Hangisinde anlam kaybı en az olur? Bakın kırmızıyla gösterdim. En az olur. Niye böyle bir soru sordum? Niçin? Bak şimdi dikkat edin arkadaşlar soruya. Arkadaşlar ikinci metinde anlam kaybı en az olur. Çünkü açık ileti oranı ikinci metinde daha çok. Şimdi burada bir bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar dikkat bak. Şiirler düz yazıya çevrilmez. Aa hocam ama çevirtiyor. Bak hocamız çevirtecek siz çevirirse de çevirebiliriz. Niye düz yazıya çevrilmez biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şiirler düz yazıya çevrilirse ne olursa olsun anlam kayıpları oluşur. Birebir motomot çevrilmez. Çevirdik varsayalım. Şairin vermek istediği o mesajı yani o şiirdeki iletiyi düz yazı tam kapsamaz. Yani kapsayıcı olmaz. Peki hocam bunun istisnası var mıdır? Evet vardır. İşte burada neden diyoruz. Düz yazıya çevirdiğimiz zaman arkadaşlar. Düz yazıya çevirdiğimiz zaman en az öğretici metinlerde, öğretici şiirlerde yani didaktik şiirlerde anlam kaybı olur düz yazıya çevirdiğimizde. Şimdi buradaki ikinci metnimiz bir didaktik şiir değil. Onu bir defa vurgulayalım. Ama arkadaşlar orada sadece bir mısrada dikkat ettiyseniz ne var? Mecazlı söyleş var. Diğerleri hep açık ileti içeriyor. Dolayısıyla ikinci metin açık ileti bakımından daha çok mısra içerdiği için düz yazıya çevirdiğimizde anlam kaybı daha az olacaktır. Dolayısıyla bunu unutmayın. Bakın burada size bir uyarıda bulundum. Şiirler düz yazıya çevrilemez. Ancak nesir haline getirildiğinde didaktik olan ve açık ileti içeren şiirler bu işleve uygundur. Bizim biraz önce gördüğümüz şiirde açık ileti oranı mısralarda daha çok olduğu için anlam kaybına daha az ne yapacak? Uğrayacaktı. Bunu da belirtelim size. Güzel ekstra bir bilgi olsun. Evet, şimdi çok önemli güzel bir soru geliyor. Arkadaşlar, hocanız sizi ters köşe yapabilir. Bakalım siz ters köşe olacak mısınız? Bakın, şu anda sizi ters köşe yapacağım.
Öyle bir soru soruyorum. Bilimsel metinlerde öznel yargı, edebi metinlerde ise nesnel yargı veya nesnel yargılar ön plandadır. Bu ifade sizce doğru mudur? Bir cümleyle açıklayınız. Bakın dikkat, bir cümle, fazla istemiyorum. Bir cümle. Arkadaşlar bu cümle yanlıştır. Sebebi bilimsel metinlerde imge ve çağrışım olmaz, nesnel yargılar hakimdir. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim, bu şekilde bir cümleyle bunu ifade ediyorsunuz. Sizi ne yaptım? Bu soruyla ters köşe yaptım. Hocanız da ters köşe yapabilir. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim çok güzel, önemli bir soruya. 8. soruya geldik. Diyor ki aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yerleştirin. Hemen okuyalım mı? Okuyalım. Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine nokta nokta sanatlar denir. 3 puanı aldık doğru cevaplarsa. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara nokta nokta denir. 3 puan da buradan aldık. Buna karma sanatlar denildiği de görülmektedir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara nokta nokta sanatlar denir. Buradan da 4 puan aldık. Aldık mı? Henüz almadık. Çünkü ben nokta nokta dedim arkadaşlar. O zaman noktaları dolduralım ve 10 puanımızı alalım. Hocamız böyle bir 10 puanlık soru sorabilir. Evet. Birinci boşluğa fonetik, yani işitsel sanatlar. İkinci boşluğa ritmik sanatlar. Üçüncü boşluğa da plastik, yani görsel sanatlar dersek o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 puanımızı alıyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuz diyor ki iki şıktan oluşan bir soru. Kitaplıkta gördüğüm en ilginç kitaplar gönlümü çalan kitaplardır. Burada altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını belirtiniz. B şıkkında ise cümledeki nokta işaretinin kullanılış amacını yazınız. Hemen cevabımıza gelelim. Arkadaşlar birinci soruda, yani A şıkkındaki soruda arkadaşlar kitaplıkta kelimesinde ünsüz benzeşmesi, gördüğüm kelimesinde ünsüz yumuşaması, gönlümü kelimesinde ise ünlü düşmesi, yani orta hece ünlüsü düşmesi yer alıyor. Peki bunu ispat edelim. Arkadaşlar şimdi burada bakın kitaplıkta derken, kitaplıkta derken K sesiyle T sesi ne yapmış? Yan yana gelmiş. Kitaplık K sert ünsüz. Sert ünsüzle biten kelimelere arkadaşlar sert ünsüzle başlayan ekler getirilir. Dolayısıyla kitaplık da deseydik yanlış olurdu. D yumuşak ünsüzdür. Onun için kitaplıkta diyoruz. Gördüğüm kelimesinde de yumuşak G sesi nedir arkadaşlar? Yumuşak G sesi aslında K sesinden dönüşmüş bir sestir. Kitaplıktır. Kitaplık düzeltiyorum. Gördüküm'dür arkadaşlar. Gördüğüm olmuş, tamam mı? Evet. Evet. Aynı şey kitaplığa olsaydı orada da sessiz dönüşümü, yani ünsüz dönüşümü olacaktı ama orada yok. Orada benzeşme var. Tamam mı? Ama gördüğümde gördük üm demiyoruz, gördüğüm diyoruz. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Gönlümü derken de arkadaşlar orada bakın gönül kelimesiyle gönlüm kelimesi arasında gönülümüdür arkadaşlar. Bakın Arda ne ile L arasında aslında bir ü var. Fakat ü eklendiği zaman arkadaşlar L'den sonraki ü eklendiği zaman ne olmuş? Orta hece vurgusuzlaşmış. Orta hece vurgusuzlaştığı için ü sesi düşmüş, gönlümü olmuş. Tamam mı? Yani ünlü gelince oradaki ü düşüyor, gönlümü oluyor. Şimdi bunu pratik olarak söyleyelim. Bakın. Gönülümü, gönülümü. Bak dikkat edin. Bir müddet sonra o ü düştü, gönlümü oldu. İşte biz o ortada düşen ü'ye ünsüz düşmesi diyoruz. Bunun bir diğer adı da orta hece düşmesidir. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Gelelim B şıkkının cevabına. Anlam ve yargı bakımından arkadaşlar bittiği için cümle sonuna ne konmuş? Nokta konmuş.
dikkat edin kitaplardır dedikten sonra nokta koyuyoruz. Niye? Hem anlam bakımından hem yargı bakımından ne olmuş? Cümle bitmiş. Dolayısıyla nokta konmuş. Eğer arkadaşlar yargı bakımından bitip anlam bakımından bitmeseydi virgül veya noktalı virgül koyup devamında yeni bir cümleye ne yapacaktık? Başlayacaktık. Noktalı virgül ve virgülü gösterdiğimiz zaman derslerimizde, ilerleyen konularımızda onları da anlatacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim bir diğer soruya. Arkadaşlar milli eğitim örnek sorularında da buna benzer bir soru var. Buna benzer dediğim soru köküyle ilgili bir soru var. Fakat bu değil, aynısı değil. Belki hocalarınız benzer ve aynı soruları da sorabilir ama mantık aynı. Şimdi arkadaşlar benim 9. sınıf öğrencim olan İrem adlı öğrencime edebiyat dersi konularını işlerken hikaye yazmasını istedim. Hikaye yazma görevi verdim. Ve İrem'den şunu istedim. Dedim ki hikayende eşinden şiddet gören bir kadının ruh halini işleyeceksin bu hikayede. Şimdi arkadaşlar eşinden şiddet gören bir kadının ruh dünyasında yaşadığı duygusal sıkıntıları kahramanının anlatımında başarı gösterebilmesi için İrem'in hangi bilim dalının verilerinden öncelikle faydalanması gerekecek? Bunu size soruyorum. Yani İrem hikayesinde eşinden şiddet gören bir kahramanı işleyecek, bir kadını işleyecek. Bunu işlerken hangi bilim dalının verilerinden öncelikli olarak faydalanması gerekiyor. Bunu istiyoruz. Bir cümleyle ifade etmenizi istiyoruz. Yani şu bilim dalı şeklinde ifade edeceksiniz. Arkadaşlar, İrem psikoloji biliminin verilerinden faydalanmalıdır ki kahramanını gerçekçi bir şekilde veya gerçeğe yakın bir şekilde ne yapsın? İfade etsin, ortaya konsun. O zaman İrem'in yapacağı ilk iş faydalanacağı bilim dallarından hangisidir? Psikolojidir. Şimdi burada ek önemli bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Bir not, bir uyarı. Bunu isterseniz yazınız kitabınıza. Hocanız böyle bir soru sorduğu zaman da cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar, edebiyatın birinci dereceden ve ikinci dereceden faydalandığı bilimler vardır. Birinci dereceden faydalandığı bilimler tarih, coğrafya, psikoloji gibi bilimlerdir. Bu ağırlıklı olarak faydalandığı bilim dallarıdır. Edebiyatın ikinci dereceden faydalandığı bilim dalları da vardır. Fizik, kimya, biyoloji gibi bunlar da yardımcı bilimlerdir. Ağırlıklı olarak edebiyatçılar, sanatçılar romanlarında, hikayelerinde ve benzer eserlerinde birinci dereceden bilim dallarından faydalanırlar. İkinci dereceden olan bilim dallarından ise daha az faydalanırlar. Birinci dereceden olan bilim dalları tarih, coğrafya, psikoloji gibi sosyal bilimlerdir. Şimdi örnek sorulardan üçüncüsü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı. Diyor ki aşağıda Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinden bir parça ve Türk Bayrağı Kanunu'nun ilk iki maddesi alınmış. Şimdi bununla ilgili sorular soracak. Metni okumuyorum arkadaşlar. Siz zaten örnek olarak derste göreceksiniz veya Milli Eğitim'in sitesine girdiğinizde göreceksiniz. Ama şöyle bir görün, bakın. Birinci metin demiş, ikinci metin. Birer bölüm vermiş. Şöyle bakıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi diyor ki, numaralanmış metinleri dil kullanımı açısından karşılaştırarak farklılıklardan ikisini yazınız. Evet. Hemen kırmızı ile bakın ne yaptım? Renklendirdim. Daha dikkatli görürsünüz. Şimdi arkadaşlar birinci metinde yani Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinden alınan metinde ne görüyoruz? Dil sanatsal işlevde, şiirsel işlevde kullanılmıştır. Bir. İki, öznel yargılar yer almakta, öznel yargılarla kullanılmıştır dil. Mecaz ve yan anlamlı kelimeler çokça kullanılmıştır. Evet, şiirlerde mecaz ve yan anlamlı kelimeler daha çok vardır. Hocam hiç gerçek anlamlı kelimeler yok mudur? Var.
Biraz önce sorularda gösterdim ya size. Var ama ağırlıklı mecaz anlamlı, çağrışımsal değeri olan kelimeler, kelime grupları, mısralar yer alır. Dolayısıyla biz bayrak şiirinde biraz önceki gördüğünüz bayrak şiirinde yani bize verilen şu metinde bunu görüyoruz. Gelelim ikinci açıklamamıza. İkinci metinde ise dil yani bayrakla ilgili kanundan alınan metinde ise dil göndergesel işlevde kullanılmıştır arkadaşlar. Gerçek ve terim anlamlı kelimeler vardır, kullanılmıştır. Nesnellik hakimdir. Ek bir bilgi, anlatım bakımından bu soruya dahil değil ama öğrenmenizi kolaylaştırmak için emredici anlatım vardır. Kanunlarda emredici anlatım vardır. Ama dil bakımından içinde mecaz ve yan anlamlı kelimeler yoktur. Ağırlıklı olarak gerçek anlam ve terim anlam vardır arkadaşlar. Göndergesel işlerle yani iletiyi karşı tarafa olduğu gibi aktarma vardır ve nesneldir. Birinci metin ise özneldi. Bu şekilde bir cevap verebilirsiniz. Ekstradan bir iki şey de söylemiş oldum. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın arkadaşlar örnek sorularına. Birinci yazılıyla ilgili örnek sorularına. Onun altıncısı. Aşağıda Necip Fazıl Kısaküreyi'nin Bahçedeki İhtiyar adlı şiirinden bir parça verilmiştir diyor. Parçaya bakalım. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış nurlu ihtiyarın yanaklarında. Yapraktan saçını yerlere yaymış. Sonbahar ağlıyor ayaklarında. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri. İçi karanlıklarla dolu gözleri. Alnında akşamın ince kaderi şeklinde ve sessizliğin sırrı dudaklarında şeklinde verilmiş. Evet şiirimiz. Şimdi diyor ki bu şiirden hareketle betimleyici bir paragraf yazınız. Yazınıza kendiniz de bazı betimleyici öğeler ekleyebilirsiniz. Niye diyor bunu? Hatırlayın biraz önce yazılımızdaki aktardığımız benim sorularda neden olduğunu söyledim. Niye ekleyebilirsiniz? Çünkü siz bunu düz yazıya çeviriyorsunuz. İster istemez motomot onu ne yapamazsınız? Değil mi? Nesir haline getiremezsiniz. Çünkü şiirler nesir haline getirildiği zaman anlam kayıplarına uğrar. Hatırlayın. Dolayısıyla mecburen bunu da ifade etmiş size. Kolaylık olsun diye. Yazınız anlatım biçimi, içerik, söz varlığı, akıcılık ve yazım ve noktalama ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Evet. Şimdi bunu düz yazıya çevirelim. Ben sizler için düz yazıya çevirdim arkadaşlar. Evet, düz yazıya çevirdim. Bakalım acaba burada ne demiş? Şimdi bakalım şöyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın. Yıllar nur yüzlü ihtiyarın yanaklarında bir gözyaşı olup kaymıştı. Saçları sonbahar yaprakları gibi dökülmüştü ayaklarına. Gözleri ufukta bir kızıl yeri süzüyor, içi ise karanlıkla doluydu. Veya bunu şöyle diyebiliriz. İçi ise karanlıklarla doluydu. Alnında akşamın ince kederi, dudaklarında sessizliğin sırrı hakimdi. Bakın ne yaptık? Verilen şiire en yakın anlamı kaybettirmeyecek şekilde bir paragraf haline getirdik. Siz de size verilebilecek böyle bir şiiri bu şekilde bir paragraf haline getirebilirsiniz. Tabii bizden betimleyici bir paragraf yazmamız istendiği için verilen şiirde de tabii betimleme ön planda. Dolayısıyla böyle bir paragraf haline ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği dördüncü soru olarak istediği bir diğer soruya örnek olarak vermiş. Aşağıda Turgut Uyar'ın Sevda Üstüne adlı şiirinden bir parça verilmiştir diyor. Okuyalım parçamızı arkadaşlar. Ondan sonra soruya geçelim. Bu şiirde sevda sevda üstüne, senelerdir veda veda üstüne, yareli yüreğimde dağ dağ üstüne, vakit nisan ortasında bir akşam. Mehtap ettiğinden bir haber, kuşlarla, çiçeklerle, balıklarla beraber,
İki tel kumral saç olsa avucumda şimdi ağlayıp ağlayıp alınsam. Ve üç noktayı koymuş, duygularının devamını bize bırakmış. A. Bu dizelere hakim olan duyguyu yazınız. Buna nasıl ulaştığınızı dizelerden örnek vererek açıklayınız. Arkadaşlar cevap olarak biz hasret veya özlem diyebiliriz. Burada bize temayı sormuş. Tema nedir? Şairin şiirde vermek istediği duyguya biz tema diyoruz. Peki bu şiirde şair hangi duyguyu, ana duyguyu, temayı vermiş? Hasret veya özlem teması olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Şiirin bütününü ve özellikle son iki dizeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar bu duyguyu bize veriyor. Bakın arkadaşlar, iki tel kumral saç olsa avucumda şimdi, ama yok. Bak, dokunma duygusu. Sevdiğinin saçını. Ağlayıp ağlayıp avunsam. İnsan niye avunur? Sevgilin yanındaysa, aşkın yanındaysa, onun saçına dokunabiliyorsan, dokunabiliyorsan, kumral saçına dokunabiliyorsan, bir şeyle avunmanaya zaten o yanında senin. Değil mi? Yanında yoksa ya onun iki saç teli kalmıştır hatıra sende, avucundadır. Onunla avunuyorsun veya hayalinde onun kumral saçlarına dokunduğunu hayal ediyorsun. Gözlem yapıyorsun. Hayalindeki gözlem. Arkadaşlar gözlem de üçe ayrılır. Betimleyici anlatımı işleyince onu bahsedeceğim. Hikaye konusunu. Biliyorsunuz diğer ikinci temaya geçtiğimizde hikaye ünitesini, hikaye temasını işlerken Forsa hikayesi var. Orada değineceğim. Tamam mı? Dolayısıyla sevgili öğrencim, bu ikisi vardır. Dolayısıyla burada bir hasreti, bir özlemi çektiğini ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Evet, B şıkkına gelelim sorumuza. Bu dizelerde kullanılan imgelerden birini ve bu imgenin şiirin anlamına etkisini söyleyiniz demiş Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar. Bu imge ne olabilir arkadaşlar? Hemen ifade edersek, yareli yüreğimde dağ dağ üstüne derken arkadaşlar, burada ruhsal açıdan acı, üzüntü içinde olduğunu ifade ediyor şairimiz. Dikkat edin. Dağ sözcüğünü iki şekilde algılayabiliriz. Bir, yük, ağırlık, üzerimize binen yük, ağırlık anlamında. Yani yaşadığımız sorunu taşıyamama psikolojik olarak. İki, yara, dağlamak, yara. Burada sağaltmak ereğiyle, sağaltmak amacıyla vücudun sayrılıklı yerlerine kızdırılmış metal bir araçla yakmak. İkinci anlamı insan üzerine. Birinci anlamı ise hayvanlara işaret koymak. Ateşli bir, allandırılmış bir demir aletle. Burada biz ikinci anlamı, insan için olanla değiniyoruz. TDK sözlüğe bakarsınız. Bu anlamları da ne yapıyor? Çağrıştırıyor. Yüreğin yaralı olması, bu daha ön planda, sırta binen yük gibi anlamları çağrıştırıyor. Gene iki tel kumral saç olsa avucumda şimdi ağlayıp ağlayıp avunsam derken, burada iki tel kumral saça dikkat edelim arkadaşlar. Bu dizelerde sevdiğine dokunamadığını ve buna duyduğu hasreti ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Burada da bir imgelem, bir çağrışımsal ifade yer alıyor değerli öğrenciler. Evet, değerli öğrencilerim, burada yazılımız bitmiş oluyor. Ben gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. 9. sınıf yeni müfredata uygun sorularımız burada tamamlanmıştır. YouTube Kürüm Medya kanalımıza ve YouTube Metin Kürümoğlu hocam kanallarına abone olmayı unutmayın. Arzu edenler olursa, bağışta bulunmak isteyenler olursa videonun altındaki teşekkürler butonundan uygun gördükleri bir miktarı da bağış olarak yapabilirler. Başarılı bir yazılı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.